Bir de okul mu var? Yurt. Yurt mu varmış? Şey vardı, apart vardı. Bir ara sordum, ben gündüz oraya gittim de dediler 80 kişi altında. 80 bak, üzerinde kişi çıkartıldı. Büyük kepçeler falan yok yani. Şey, ekskavatörler gelmiş. Hani vinç yok. Önemli olan vinç kolonları kaldırıyor ya. 3-4 sene öyle gelmiş. Öğlene doğru. Biz orada sabah birini çıkardık canlı. Enkazın arka tarafından çıkardık. Niye gelmemiş peki hocam? Bir... Yok, araç var. Araç yani, var da yani... Saha geniş ya. Saha geniş, bina evet, çok katlı. Şeyler gidiyor yani, bundan sonra inşallah yetişirler yani. Bina 8-9 katlı yani, onu tek tek kaldırmak uzun işler. Yani binanın üst katlarında olanlar için bir şans var ama alt kat için maalesef yapacak bir şey yok. Yok. Biz şurada oturuyoruz. İkinci deprem de birinci deprem kadar etkili oldu. Yıkıldı dedik de. Yani çok ikisinde de içeride yakalandık. Ben beşinci katta oturuyorum. Bayağı etkilendik yani. Çok şiddetli oldu. Ben hayatımda ilk olarak böyle bir şey gördüm. Yani Marmara depremi yandı hafif kaldı. Marmara depremi çok hafif bir deprem. Marmara depremi daha hocam da yaşadı, ben de yaşadım. Çok hafif bir depremdi. Bu daha yani bunun ikinci olan deprem bile Marmara depreminden daha büyük bir depremdi. 7.6 şey, kaç saat arayla oldu? 7 kaç saat arayla oldu? Tahminen oldu? 8 tamam. Saat arayla oldu. O da normal değil. Yani 8 saat arayla o kadar büyük şiddetle 7.5'un üstünde 2 deprem olması da çok ilginç. Hiç yani, olmuş bir şey değil. Biz yani. Artçılardan şey olduk. Biz artçı bekliyoruz ama deprem o artçı değil. Artçı geliyor. Genellikle öyle oluyordu. Artçılar hafif oluyor. Ama biz hatta kaloriferi yaktılar bizim arkadaşlar. Biz öğlene doğru gittik. Yemeğimizi falan yedik. Televizyon açtık, biraz çektik. Ondan sonra şiddetli olunca biz artık onda aldandık yani. Peki şu an şeyleri de var mı? Bir evlerde kalan kimse, hiç kimse kalmadı değil mi? Şehirde kimse yok. Yani çok az sayıda insan kaldı. Herkes genel olarak köylerine gitti. Biz de köye gidecektik. Köylerde durum feci. Herhalde toplama alanları da kurulmuş. Haberimiz yok. İleride buradan sağa dön, hiçbir yere dönmeden. Siz ne kadar burada kalmayı düşünüyorsunuz hocam? Geçmeyi düşünmüyorsunuz? Sabaha kadar buradayız. Ondan sonra buradayız. Biz 2 gün sonra
Yolcuyuz. Yolcuyuz. Dizime gidecek. Sabah gidiyoruz. Düzce'ye gideceğiz. Dağılacağız yani. Bir yerlere gideceğiz. Köye bir uğrayacağız. Köyde durum nasıl? İşte bir kontrol edeceğiz. Yani binalara girme durumu söz konusu değil. Esas ana yıkım çarşıda, merkezde yani. Eski yapılarda. Şu yolun ilerisinde zaten belediye var. Aha. Orada toplanma. Orayı kapalı, orayı kapattılar. Orada da yıkım var. Şimdi üst geçişin orayı kapattılar. Orada da kapattılar. Bak, gene oldu bak. Bu tarafa gelin, bu tarafa gelin.